Karan'ın Mis Gibi Kısa Filmimsini izlediğinize göre konuk tarafına geçebiliriz. Bugün bizle beraber Rock FM yayın direktörü Metehan Mert Çakır var. Böyle bir ekstra vurgu. Tabii. Metehan Mert Çakır. Ama hani radyocu konuk alırken öyle vurgular falan önemli olmuyor mu? Yanlış yerde kullandığını düşündüm bir yani. İşte o da bizim evet. Acemiliğimiz olsun. O kadar olacak. Nasıl gidiyor Rock FM? Her şey harika. Muhteşem gidiyor. 3,5 yıl oldu galiba bizim. Benim en azından Rock FM'de başlayalı. 3,5 yıl, 4 yıla yaklaşıyor. 4. yıl içindeyiz. Türkiye'nin tek rock radyosu Rock FM. Biliyorsunuz siz de. Bir parçasınız zaten. Bu kadroyla hani gelinmemiş noktalara geldik. Rock müziğinin her türünün içinde nefes alıyoruz. Her türüne cevap veriyoruz. Her türünü yayınlıyoruz. Türkiye'deki dinleyici de bizi çok seviyor. Sadece Türkiye'deki değil, dünyanın inanılmaz ülkelerinden inanılmaz dinleyici potansiyeli var. İnternet efendim. Dediğimiz şeyin güzellikleri evet. Galiba. Google Analytics sağ olsun. Hepsini görüyoruz yani. Sen hafta içi her gün zaten Drive Time'da yani 5-8 evet. Arası. Akşam 17 ile 20 arası. Arka koltukta da bir program var. O da 3,5 aynı başladığımız günden beri devam ediyor arka koltuk. Sen oyun oynarken ne dinliyorsun bir kere oradan? Oradan oyuna bağlayacağım seni de. Oyun oynarken aslında çok dışarıda bir şey dinlemiyorum. Mesela ben çok bilgisayar oyuncusu değilim. Konsol oyuncusuyum ben. O da salonda olduğu için aslında salonda böyle müzik sistemi yok. Bir de hani radyoda bizim maalesef meslek hastalığımız var. Hani dışarıda kaldığın dönemde sadece müzik dinleyebildiğin tek yer araba. Arabada dinliyorsun. Onun dışında evdeyken zaten ses istemiyorsun hiçbir şekilde. Oyunun kendi müzikleri çok önemli ama. Mesela Guitar Hero oynarken çok fazla zevk alıyorsun. Ya da işte hangisiydi? Çok sevmiştim soundtrack'ini ya. Galiba Burnout Dominator'ın soundtrack'i. Bir de zongur zongur. Tabii, muhteşem bir soundtrack'ı vardı. Araba yarışları. Yani araba yarışlarındaki soundtrack'ler muhteşemdir. Ondan sonra şeydir mesela FIFA kaçtı? Blur Songstun'un olduğu. Bak, 98. FIFA 98 değil mi? World Cup edition. Ondan sonra FIFA 98'deki işte onu FIFA'yı sevdiren bir soundtrack'tir o ya. Onu dinlerken. O kadar... İç içe geçti ki zaten o şarkı FIFA ile yani. Değil mi? Hala dinlediğin zaman öyle bir etkisi var. Herhalde oyun piyasasında hani Song 2 FIFA kadar iç içe geçmiş bir örnek daha geliyor mu aklına bir şey? Geliyor. Çok enteresan bir şekilde. Saçma olacak. Şarkı daha önceden vardı. Burnout Dominator'da. Şu anda ben ne zaman Alice in Chains Wood dinlesem Burnout Dominator geliyor aklıma. Arkadaş 1992'de dinlediğim şarkıyı oyunu oynadım 2008'de. Tamam mı? Yani ne alaka hani 92'den beri zaten severdim. Neden ben Alice in Chains dinlerken şimdi Burnout geliyor aklıma onu da bilmiyorum. Senin bir favorin var mı oyunların arasında? Müzikal olarak baktığın zaman. Genel konuşuyorum. Benim abi bir numaralı oyunum çok son dönemde çok değişti. Uncharted. Uncharted? Tabii ki. Bitirdin mi üçü? Tabii ki. Uncharted'ı bitirdim. God of War'du ama ondan önce. Ben oyun kültürüm benim Prince of Persia ile başladı. Yani Prince of Persia yüzünden. Prince of Persia yüzünden ben bilgisayar aldım. 1150 dolara. Hiç unutmuyorum. Makine neydi? 1995. 95'ti. DX400. DX486, DX400. 486 makine. 1100 dolara 486 mı? 150. 150 pardon. Hatta benden bir sonraki, o makinenin bir sonrası Pentium 75'ler çıkmıştı. 2X. CD-ROM. 2X mi? Allah'ım diye. Şaşırıyorduk tabii. O bana Prince of Persia 2 aldı. 2 için yani 2 disketli. Prince of Persia 2'yi oynayabilmek için 1150 dolara bilgisayar aldım ben. Disket vardı eskiden. Evet disket. Hatta biz ne zaman başladık? İlk oyunlarımı hatırlıyorum ben. Colorado falan diye oyunlar vardı hatırlıyor musun? Böyle o da böyle yana doğru gidiyor. Tuf tuf. İşte avcılık yapıyor adam böyle bir şeyler sonra trade etmeye götürüyorsun falan. O 5 çeyrek disketlerdi. Evet kocaman. Şöyle abi, 5 çeyrekte alıyorduk. Hehehe mutluyuz diye eve gidiyorduk yani. Ama o işte Prince of Persia. Daha sonra 3D'sini oynamadım. Prince of Persia. Yani Prince of Persia'yı bence hani sen de kafandaki o anılarla bırakman bence daha yerinde bir davranış. Cep telefonumda var. Retro Prince of Persia arada oynuyorum falan. Onu oynamak o da kötü oldu. Mesela 7. bölüme istediğim zaman geçebiliyormuşum. Hani istersem 7'yi oynayabiliyorum. Arkadaş oynamak istemiyorum. Bana o hakkı verme. Ya da cheat hakkı verme bana. Yani oyunda yeni sınırlı bir şey var gibi düşünüyorum. Prince of Persia ondan sonra Resident Evil. Hani günlerimi, gecelerimi, Heroes of Might and Magic. O 3-2. Hani, 2 ile başladım. Sonra bir şekilde 1'i oynadım. Çok komik geldi. Ama 2 ile abartmıyorum. Kaç yaşındayım? 34 yaşındayım. 2 senemi, bu 34'ün 2'sini düş.
Yani 2 senemi sırf Heroes'a vermişimdir. Online oynamış mıydın onu? Yok. Online'la girdiğin zaman zaten çok güzeldi. Ben şeyi sevmiyorum abi, stresi. Ben beklemek istiyorum böyle. Hani o yüzden simülasyon oyunları oynayamıyorum mesela. Hani şey var ya o Warcraft vardı eskiden. World of Warcraft değil. Strateji olan Warcraft ya da Starcraft falan. Hı-hı. Çıktığı zaman geliyorlar ya. 5 tane buradan seç. Allah'ım bunu diyor, kırarım o makineyi. Beni rahat bırakacaksın. Ben düşüneceğim değil mi? Futbol oyunlarıyla aran nasıl peki? PSG'yiz. İddialı mısın? İddialıyız. Çok değil. Ya bırakalım şu an. İkimizi de yeniyorum. Bora bizim biliyorsun futbol oyunlarıyla pek alakası yok. Yalnız bir Hollanda İngiltere maçında mı kaybetmişsin galiba? Galatasaray'da geçen hiç Sivas'a kaybetti. Yani böyle baktığımız zaman ona. Olabiliyor. Fenerbahçe Aydınspor'u 6-1 yenilmişti zamanında. Pendik elemişti değil mi? Oluyor böyle. Tam teknik yönü açıklamalı değil mi bunlar? Evet. Ama iyi sıyrıldı içinden yani. Tamam, tebrik ediyorum. Hocam radyoda acısı hazır cevap. Didaktik olmak lazım. Şey, PES seviyorum ben. Süper iddialı değilim. Çok iyi oyuncu değilim ama çok zevk alıyorum oynamaktan. Ama yan yana oynama kafası çok güzel zaten. Zaten o, hani... tek başına oynamam mesela asla. Mesela PES'i. Yanında bir dövüş oyunlarında da öyleyim mesela. Tabii onlar mesela zaten... Tekken diye bir oyun vermişler, illa çift kişi oynayacağız. Hani onu tam olarak çözemedim ben mesela. Onda Eddie Kudo diye bir adam vardı, biliyor musun? Evet. Şey, Kapoyeracı. Onunla yenilmedim. 1945'ten beri yenen olmadı. Çünkü tuşlara basıyorsun ve o hareketleri ucuca ekle değil mi? Tabii abi şöyle. X kare. Yok X kare değil. Sağdaki neydi? Yuvarlak. X yuvarlak. O böyle paranavı diye başlıyor. Bayağı sağlam bir abi kendisi. Bir gün sen de o zaman dövüş oyunda oynuyorum ya. Çok mesele değilim. O Street Fighter döneminde de öyle değildim ben açıkçası. Yani Street Fighter döneminde de bu yarım daire yapacaksın. İki defa basacaksın, öküket çekecek falan. Bana yaptırmadı. Aşağıları yumruk falan. Ya çok zor. Zeki adamımdır da o çocukken benim boyum bir senede 20 santim uzadı abi. Yani o vücut koordinasyonu koptu bende ondan sonra. Çok başarılı değilim öyle bir origami yapayım sana. Kadar kısmet. Kağıttan yeni yapayım falan. Facebook oyunlarıyla aran nasıl? Facebook oyunlarıyla pek aram yok. Online oyunlarla da pek aram yok maalesef. Neden? Beceremiyorum. Yavaşlayınca sinir oluyorum hocam. Bir tane bir oyun vardı böyle bir tane küpü tık 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 çevirip bir yere sokmaya çalışıyordum. Biliyor musun onu? Bulmaca oyna. Bulmaca oyna. Evet. O iki tane monitör kırdım. O yüzden sayesinde. Parmaklarım üçü tekrardan yapıldı falan gibi. Orada bir böyle gidiyorsun. Peki bu masaüstü oyunlarla aran nasıl? Monopoly'de, Risk'te? Monopoly'de iyiyimdir ha. Hemen risk sever misin? Risk'te de telefona yükledim en son. Risk'i de yani herkesin çok iyi oynaması lazım. Risk çok zevkli bir oyundur yani. Ama onun bir de şeyi çıktı değil mi? Bilgisayar, Facebook'da mı çıktı? Şimdi Facebook oyunu çıktı. Vay. Onun bir incelemesi var şimdi. Bir hadi onları bakalım. Böyle izletelim. Ondan hadi sonra bakalım. Biz gene buradayız. Risk'le ilgili konuşuyor olacağız. Metan tabii burada olmayacak. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Saygılar.